de dinleyelim. Sonra birazcık mayın, teşekkür ediyorum rica hocam. Mete Bey'le mayın işine bakacağız. Melik Bey'in ve Hulki Bey'in görüşünü aldıktan sonra. Melik Bey buyurun. Şimdi aslında sevgili Zafer Şahin, hani bunu kaleme alırken spoiler'ı da veriyor bence. Yani evet, bir milyar metrekare çıkacak mı derken evet. tabii bize spoiler veriyor. Yani bir milyar metreküpe, çünkü daha önce de Enerji Bakanı şeyi demişti. Biz sadece hani belirli birkaç yerde değil, birçok yerde arama yapıyoruz diye. Şu anda 540 milyar metreküp sadece 3 noktada, yani Tuna 1'de bir noktada 320 milyar metreküp bulundu. Evet. İkinci noktada 85 milyar metreküp. Bir de Amasra 1'de 135 milyar metreküp. Yani 3 noktada bulduğunuz. Oysa siz birçok noktada aramaya devam ediyorsunuz ve çok ciddi yani olduğuna dair bulgular da geliyor. Şimdi 540 milyar metreküpün kendisi bile çok önemli. Az önce hem Hasan Basri hocam hem Mete Bey söyledi. Yıllık bizim ihtiyacımız 50-55 milyar metreküp. Şimdi bu 50-55 milyar metreküp tümü için. Siz bu bulduğunuz doğalgazı sadece konutlar için kullanırsanız size 25-30 yıl yetiyor. Tümüne dağıtırsanız, yani sanayi artık konut hepsi bile olsa 10 yılı aşkın size yetiyor şu anki mevcut doğalgaz. Bir o kadarını bulduğunuzda geneli için 20 yıl, sadece konut olduğunda da bu 50-60 yıl demek. Yani bu çok ciddi bir rakam. Evet. Çünkü siz müthiş bir para harcıyorsunuz bu doğalgaza. O para cebinizde kalacak. Bir de siz o doğalgazı çok daha ucuza içeriye vereceksiniz. Ya tam böyle kazan kazan yani. Win win. Yani hem o parayı vermemiş olacaksınız, cebinizde kalacak. Hem de doğalgazı daha ucuza vatandaşınıza verirken o şeyi de, parayı da karşılayacaksınız. O anlamda bu çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. 2022 sonu 2023 öyle çok uzak bir dönem de değil. Yani 2023'e kadar bunu çıkarılması hedefleniyor. Ya eskisi gibi böyle çok uzun süren projeler değil bunlar. Çok hızlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani enerjide bir yandan işte bir merkez ülke haline gelmek, yani hatlarla işte alternatif 2-3 tane enerji hattı saydık. Siz onunla birlikte zaten bir merkez ülke haline geliyoruz. Yani sadece hat sizde geçmiyor. Van'a elinizde olacak. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Bir de üstüne üstlük doğalgazı buldunuz mu, ki sizde doğalgaz hiç yok. Yani bu sene özellikle mesela elektrik fiyatının artmasının en temelinde doğalgaz. Yeterince kömür olmadığı için ve sizin kendi enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarınızda da elektrik üretmeye yetmediği için doğalgazdan elektrik üretmek zorunda kaldınız ve biz korkunç elektrik fiyatlarını konuşmaya başladık. Evet. Az önce Mete Bey söyledi, yani işte İran bir problemi ileri sürüp doğalgazı azaltma ihtimaline karşılık sanayiye dönüşümlü doğalgazdan bahsedildi. Bacalar tütmedi. Yani o kadar kritik bir şey ki artık dünyada sizin gücünüz sadece hani böyle geçmiş tarihinizle ilişki değil, bugün de sizin ekonomik büyüklüğünüz, enerjideki yeriniz, yerli savunmadaki gücünüz bunlarla orantılı. Dolayısıyla Türkiye hakikaten hani önünü görerek gidiyor. Hulki Bey yayın başında söyledi ya, yani hani bir dönemi daha garantiledi. Bu gerçekten öyle. Ya mesela yapılan anketler var. Ya CHP seçmenin bile %70-75'i Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın çok doğru hamleler yaptığını söylüyor. Oy vermem ama doğru hamle yaptı diyor. Yani bu bile bir kere yani çok önemli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu enerji meselesinde de hele hele bu 1 milyar yani 1 trilyon metreküpün üstüne çıkarsa zaten cidden çok başka bir Türkiye'yi konuşacağız. Peki Hulki Bey, sizi dinleyelim. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. CNN Türk izleyicilerini, şu anda bizi izleyen izleyicileri tebrik ediyorum. Bütün haber kanallarının toplamından daha fazla izleniyor Akıl Çemberi programı. Sağ olsunlar. Niye bir kere, ikinci kez tebrik ediyorum izleyicileri. Bu kadar teknik açıklamaları çok sevmişler demek ki. Biraz da teknik olmayan açıklamalara girelim. Belki daha da artar. 3 katı olur izlenme oranı. Hı. Şimdi siz dediniz ki izleyicilerden gelen soruları bekliyoruz. Bir tanesi de şuydu.
halkın cebine faydası ne? Yansıyacak mı? Şimdi bunun yanıtı galiba tam verilemedi. Hasan Hoca da siyaset bilimci olunca bir de parti politikasıyla da pek ilgisi yok. Seçmenin gönlü nasıl alınır? Onlarla medanesi yok Hasan Hoca'nın. Ama bu seçimde mutlaka bir yerden aday olacaktır. O zaman anlar seçmenin gözüne nasıl girileceğini. Şöyle, seçmen şuna bakıyor. Hakikaten Türkiye'de isterseniz 1 trilyon metreküp değil de 10 trilyon metreküp olsun. Vatandaş olarak benim cebime yansımayan, huzurluk getirmeyen bir gazı ben neyleyim diyor. Bana ne faydası var diyor. Şimdi bu da bir şeye sahip olmanın onun ucuz olduğu anlamına gelmediğini gösteriyor. Yani bizim trilyonlarca metreküp doğalgazımız olsa yine çok pahalı doğalgaz olabilir Türkiye'de. Türkiye vaktiyle tarım ülkesiydi. Tarım ürünlerini çok ucuza yemiyorduk biz. Değil mi? Turgut Özal ne diyordu? Tane tane almaya alışacak vatandaş meyveleri manavdan diyordu. Avrupa'daki gibi. Şimdi neredeyse o duruma geldik biz. Vatandaşın cebine bunun olumlu içinde ucuzluk şeklinde yansıması nasıl olacak? Şimdi dediğim gibi milyonlarca, trilyonlarca metreküp doğalgazımız olsa bunlar özel sektöre verildiği zaman ve özel sektörde başı boş bırakıldığı zaman istediği gibi faturalara zam yaptığını gördük biz. Şimdi aramızda keşke bir parti politikçisi olsaydı da bunu bize açıklasaydı. Yani ne yapılacak da hangi ekonomik önlemler alınacak da bu doğal gaz rezervimiz var ise trilyonlarca nasıl olacak da vatandaşın evine kadar ve evinde de cüzdanına kadar bu fayda sağlayacak. Bunu bize açıklasaydı. Bunlar biraz ekonomik politikaları ve benim sesim yankı mı yapıyor? Birazcık ama neden kaynaklandığına bakar evet, şimdi arkadaşlar. Biraz uzak durdum ondan mı acaba şöyle. Böyle daha iyi evet. Evet. Şimdi bunlar birer ekonomik tercihe bağlı gelişmeler. Ekonomik tercihinizi halka ucuz satmak konusunda yaparsanız evet ucuz diyebilir bunlar. Ama biz bunları özelleştirdik tamam doğal gazı bulduk, madenleri bulduk, hepsini keşfettik. Özel sektöre topluca sattık, özelleştirdik derseniz özel sektörün elinde bunlar vatandaşa zam olarak yansır. Son zamanlarda her şeye yapılan anlamsız ve fahiş zamları gördük ve bunların hiçbiri söylemlerden öteye gitmedi, indirim yapılmadı. Hesap soracağız, sorulur falan filan dendi, yapanın yanına kar kaldı. Şu anda fiyatı inen tek şey ne biliyor musunuz? Erdoğan sürekli olarak açıklıyor. Onun KDV'sini indiriyor, bunun KDV'sini indiriyor ama bir şey ucuzlamıyor. Millet bunları satan, gözü dönmüşler diyelim, çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Gözü dönmüş ve bana bir şey yapılamaz rahatlığı içinde olan bazı özel sektör firmaları istediği gibi at oynatıyor. Şimdi bu doğalgaz konusunda da yine böyle gözü dönmüş bir takım insanların eline kalırsa bu, devlet ağırlığını koymazsa biz istediğimiz kadar 10 trilyon metreküp'e çıkalım. Sadece söylem, retorik ve propaganda olmaktan öteye gitmez. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Başka ne sorunuz var bu konuda? Bir şey sorayım. Siz sormadan pardon. Mete Bey'e bir öneri. Ben hasta oldum ama Mete Bey öksürüyor. O Ankara'da şifaya kapmış belli ki. Cumartesi günü zaten öyle oluyor. Cumartesi, pazartesi, salı 4 gün olmuş. Hemen yarın ya da eczanelerde satılıyor. Bir Covid testi yaptırsın. Böyle oluyor bu işler. Zaten öksürüğünü duymadan en başta söylemiştim. Bu yoğun kitap fuarında nasıl bulaşmadan Covid tedbir alınabiliyor demiştim. Ama dikkat etsin. Bu öksürüğün tanıyorum Ülke ben. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ben hiç öksürmüyorum ama Ülke Bey. Hulki Bey niye benim öksürdüğüm düşünce devamlı? Geçen hafta da öksürmedi, bu hafta da öksürmedi. Ya Hulki Bey ben geçen hafta da söylediğinizde hiç öksürmedim. Ben bugün de öksürmedim. Niye benim öksürdüğümü düşünüyorsunuz? Kim öksürüyor orada? Öksüren, hapşıran var. Ben geçen sefer de hiç öksürmedim. Bugün de hiç öksürmedim. Değil mi? Ama devamlı benim öksürdüğüm... Skype bağlantısında öksürük gibi yansıyor demek ki. Ben Hulki Bey için Covid olacağım. Kim öksürüyorsa çıksın ortaya. Kim öksürüyorsa çıksın. Gerçekten. Rejide Şafak mı öksürüp duruyor arada? Ne yapıyor? Ya inan bilmiyorum. Geçen hafta da hatırlarsan
ısrarla. Ya, reji de temiz. Reji de hayır bizde öksüren yok diye. Efendim Bey, siz de sterk bağlantısından belki sürüklemeye çalışıyor. Hapşırma yani. Sesi öksürük gibi de yansıyor olabilir. Biraz alerjik bir durumu var Mete Bey'in o yüzden. Efendim hocam. Evet evet. Bende de o var. Mevsim geçişlerinde bir tablet var 20 miligram. Ben de onu kullanıyorum. Kullanmadığım zaman toz, duman direkt beni hapşırtıyor. Gözlerim falan kapanıyor. Kendimden şüphe edecektim. Sağ ol Melik. Hapşırık yok, öksürük yok. Ben hayal mi görüyorum diyecektim. Sağ ol. Yani peki. Şimdi efendim varsa ekleyeceğiniz genel olarak bu enerji köprüsü olma tam anlamıyla Türkiye'nin pozisyonu bu açıdan bakmıştık meseleye. Hulki Bey ekleyeceğiniz yoksa mayın meselesine geçeceğiz. Mete Bey konusu mayınlar konusunda ağır şeyler söyleyeceğim. Önemli çünkü ben de onu merak etmiştim. Şimdi Hulki Bey şimdi kendinden şüphe edecek. Hulki Bey, Mete Bey sadece bir kere hapşırdı. Yani ben halüsinasyon mu görüyorum falan diye böyle korkmayın. O hapşırığı muhtemelen öksürük olarak duydunuz. Endişelenmeyin yani. Sen atlayalım. Peki Mete Bey yani. Evet ben, buyurun. Öksürerek başlayayım. Buyurun. Hulki Bey'i yalancı çıkarttım.